Evet, tam zamanı programından herkese selamlar. Hafta başındayız ve hafta başındaki gelişmelerle birlikte piyasayı yakından takip ediyoruz. Artuç Bey, Sadullah hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Evet, geçtiğimiz hafta önemli gündem maddeleri vardı. Piyasaları etkileyen haberlerle birlikte verileri de takip ettik. Küresel tarafta veri takip ederken yurt içerisinde de önemli açıklamalar geldi. Bu açıklamalardan biri de zaten biliyorsunuz ki vergilendirme üzerineydi. Sermaye piyasaları üzerinde hem de kriptolar üzerinde. Şimdi küresele baktığımızda ve yurt içine oradan dönecek olursak. Öncelikle küreselde farklı gelişmeler var. ABD tarafından cuma günü veri gelmişti. Bu haftanın gündeminde de yine Avrupa tarafındaki seçimler dikkat çekti. Biz genel olarak küresel piyasalarda ne görüyoruz ve bunun Türkiye içerisine yansıması ne olacak? Şimdi sonda söyleyeceğim bir kere başta söyleyeyim. Geçen hafta hisse senetleriyle ilgili hisse senedinde doğru hisse seçildiği takdirde düşüşleri hep bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir söylemimi değiştirecek bir durum yok. Çünkü Türkiye'ye şu anda daha hisse senetleri piyasasına yabancı yatırımcı falan gelmedi. Yabancı yatırımcı önce Eurobond'lara geliyor, ardından Türk lirasına geliyor kısa vadeli, sonra devlet dış borçlanma senetlerine geliyor, ondan sonra borsaya geliyor. Demek ki daha borsaya gelmesine zaman var. Peki bu bankalar falan neden yükseldi? Borsanın yabancı geldiğinde ilk alacağı hisse senetlerinin bankalar olduğunu bildikleri için geldiler. Onları aldılar birileri. Yabancılar aldı, yerliler aldı, ayrı bir tartışma ama bu ayrıma baktığımız zaman 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 yabancıların bazı aylarda aldıklarını bazı aylarda sattıklarını düşünüyoruz. Bir de yabancı var, yabancı var. Yabancıların bazıları kısa vadeli hedge fonlar, çok kısa vadeli yatırım yapanlar, bazıları ise orta uzun vadeliler. Biz esasında sonbahara yaklaştığımızda daha uzun vadeli hisse senedi yatırımcılarının Türkiye'ye geleceğini söyleyebiliriz. Türkiye şu anda inanılmaz bir devlet dış borçlanma senetlerine talep var. Çünkü Türkiye'de beklenen enflasyonuna bakıldığında çok yüksek bir reel faiz var. Gerçekleşen öyle olacak mı olmayacak mı ayrı bir tartışma ama gerçekleşme ölüp olup olmamasından ziyade kur gitmeyecekse yabancı yatırımcı çok fazla enflasyona falan bakmıyor. Hangi kurdan girdim, hangi kurdan çıktım ona bakıyor. Orada da bir değişiklik yok. Yurt dışı ile ilgili geçen hafta çok beklenmedik bir veri geldi tarım dışı istihdamda. İşsizlik rakamı gerçi çok beklenmedik gibi değildi ama ciddi şekilde MTI'yi aşağı çekti. Gümüşü, kriptoyu, altını ve burada baktığımızda da Amerikan borsaları ise bundan çok kötü etkilenmedi. Hocam Amerika çok kötü etkilenmedi ne demek istiyorsunuz? Orada da diyorum ki yurt dışı piyasalarda da eğer döviz cinsinden yatırım yapıyorsanız iyi hisse senedi seçerseniz yatırım yaptığınız yatırımlar para kazandı ve kazanmaya devam edecek. Ha ama Nvidia bu bölünme haberinden sonra bir miktar satış geldi. Bu Nvidia'da çok uzun zamandır düşecek öyle kötü böyle kötü diyenler artık birazcık rahatlayabilirler. Nvidia'da bir miktar düşüş görebiliyoruz. Tabii ama bu düşüş Amerika'da resesyon, stagflasyon gibi beklentilerle birlikte artık bu teknolojik kağıtlarından çıkışı da beraberinde getirebilir. Nvidia'nın negatif vidyası piyasaları etkileyebilir. Onun için biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü yaz aylarına da yaklaşıyoruz. Yaz aylarına yaklaşırken de ne demek bu? Yani faiz yüksek, bayram tatili geliyor. Amerika'da driving season dediğimiz işte arabalarını atlayıp tatile gittikleri sezon birazcık işlem hacimleri düşer. Birazcık hisse senetleri tarafında mevsimsel olarak bir durulma görebiliriz. Kıssadan hisse şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika bu sene öyle ya da böyle Fed faiz indirecek. Eylül'de indirecek gibi gözüküyor. Ama bu Amerikan ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri çok devam ediyor. Bu gelen veri de tarım dışı istihdam verisi de bir miktar makyajlı olabilir. Sonuçta seçim yılı ve orada da verilerle ilgili bazen çok geriye dönük değişiklikler, düzeltmeler yapılabiliyor. Hem MTA'da düşüş alım fırsatıdır, hem hisse senetlerinde düşüş alım fırsatıdır. Hisse senetlerindeki düşüş bir miktar daha dikkatli algılanması lazım. Daha defansif kağıtlarda olması lazım, olunması lazım. Yani bu Nvidia düşüşüyle birlikte artık teknoloji tarafı kendini biraz daha defansif hisselere doğru gidin mesajını veriyor olabilir. Türkiye'de hisse senetleri açısından da dediğim gibi hem vergi konusu var, hem uzun bayram tatili konusu var, hem de öyle ya da böyle düşse de 53'lerden 50'lere 49'lara faizde de çok kötü bir getiri yok diyeyim. Sözü size bırakayım Berna Hanım. Peki çok teşekkür ediyorum Artunç Hocam.
Buradan hemen Sadullah'a da sormak istiyorum. Şimdi genel olarak bir görüntü özeti aldık Artuş Bey'den. Sadullah, peki yurt içine baktığımızda da daha detaylı olarak teknik tarafta da hem biz tarafı bize ne söylüyor, hem de buradaki verilerin karşılığını piyasadaki görüntüye göre, yani biz de aynı şekilde paralel gidiyor mu buradaki yurt içindeki gündeme göre? Bunların yorumlarını da senden alalım lütfen. Tabii ki. Yani şimdi şöyle, bankaların sürüklediği, ağırlıklı olarak bankaların sürüklediği bir endeksi yine bankaların aşağı yönlü baskısıyla aşağı çektiğini görüyoruz 2 haftadır. Geçtiğimiz hafta endeksi %2,5 değer kaybetmişti. Bankacılık endeksi %6 değer kaybetti. Hem artık bir olası bir son yükselişini yaşadıklarındaki satış haberinin iptal olması, hem de mevcut işte temel gerekçelerden kaynaklı artık o taraftaki pozisyonlanmaların, bir de son dönemdeki yabancı çıkışı da biraz etkili oldu. Borsa İstanbul tarafından bankacılık tarafına bir kar realizasyonu getirdi. Sene başından beri muhteşem dolar bazlı getirilerin ardından hala endeks tarafında ağırlığı yüksek olduğu için ve bunu kompanse edebilecek güçlü bir sektörde olmadığı için bankacılık öncülüğü endeks öncülüğünde aşağı yönlü bir seyir var. Tabii haber akışları da buna biraz gerekçe oldu. Bazen sene başından itibaren, bu daha doğrusu özellikle son 2 aydaki güçlü harekette belli haber akışlarıyla yukarı yönlü seyir korunuyordu. Bir de yabancı gelecek beklentisi. Bunların kesilmesiyle birlikte biraz da hem veriler hem de haber akışlarının realize olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Aslında dolar bazlı takip etmek biraz daha biz makul görüyoruz bu ortamda. 345 dolara kadar yükselmiştik. Şu an 310 dolarlarda bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi var. Zirvesinden %10 geri çekilmiş. Burada aşağıda 300 dolar önemli bir, 305-300 dolar kabaca önemli bir destek bölgesi olacaktır. Burayı çünkü biz son 2,5-3 yılda 5-6 defa denemiştik ve buranın üzerinde kalıcı olamıyorduk. Artık bu sene geçildi. Şimdi tekrar bu geçişin aslında bir düzeltmesini yaşıyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla 300 dolarların altında CDS tarafında da bir bozulma olmadığı sürece bir kalıcı aşağı yönlü seyir beklemiyoruz 300 doların altında. Dolayısıyla bu hareketin de aslında aşağıda %3'lük bir yeri kaldığını düşünüyoruz geri çekilmenin. Tabii bu hafta Artunç Bey'in de dediği gibi bayram öncesi son hafta hem takas kaynaklı işlemler, hem nakit ihtiyacı, hem haber akışları bu hareketi biraz hızlandırdı. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi 300 dolara doğru geri çekilmeler Artunç Bey de dediği gibi yatırımcı tarafından yeni alım pozisyonları için, örnek veriyorum, güçlü gidenler, şimdi satış geldiğinde her tarafa satış geldiği için daha önce sizin beğendiğiniz bir sektör oluyor ancak fiyatlamadan dolayı alamıyorsunuz. Bu tarz geri çekilmelerde satışlar genele yayıldığında güçlü olan sektörlere yeni giriş için fırsat olarak görüyoruz aslında biz. Dolayısıyla burada 10 binli seviyelerin altına geçildiği takdirde işlerin yolunda gittiği temel anlamda olan sektörlerde yeni pozisyon açmak için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz diye özetleyebilirim kabaca. Peki, çok teşekkür ediyorum. Borsa üzerindeki genel yorumlaman da bizim için çok değerliydi. Şimdi buraya baktığımızda... Ben de bir çok özür dilerim Berna'cığım. Bir ekleme yapayım müsaadenle burada. Evet. Çünkü şöyle bir durum da var. İzleyiciler onu çok merak ediyorlardır tahmin ediyorum. Yani bu vergi konusu kategorik olarak çok ciddi bir olumsuz tepki aldı. Yani belki yürütülmesi, komünikasyonu falan kolay olmayabilir ama çok beklenmedik bir şey değildi esasında. Bu söylenen bir şeydi. Ama gündeme gelince, yani yabancı yatırımcının gelmeyeceğine dair yani bence çok anlamsız yorumlara kadar gitti iş. Ya burada yabancıya bir vergi yok ki. Yani bakıldığında. Hatta yabancı yatırımcı açısından vergiden dolayı bir düşüş oluyorsa, ki olduğu söyleniyor. Nedenlerini saydık biraz önce. Vergi konusu dedik. Faizlerin yükselmesi dedik. Bir miktar belki haber akışı bitti. Bankalarla ilgili yapı kredi konusu gitti. Uzun bir tatil var falan. Şimdi eğer bundan dolayı bir satış geliyorsa, yabancı yatırımcı bir noktadan sonra zaten burada uygun gördüğü kağıtlarda alış yapar. Hani bazı aylar alış, bazı aylar satış yapıyor yabancı yatırımcı. Çünkü kısa vadeli bir yabancı yatırımcı akışı var burada. Esas akış gelmedi daha. Ona bir şey daha eklemek isterim. Şimdi o kadar ciddi bir tepki geldi ki vergi konusunun V'si duyulunca, iş işlem vergisine de bence oradan döndü. Yani esası bunun bence enflasyondan arındırılmış şekilde gelirden vergi almaktır.
Ama hayır, vergi vermeyiz, yabancılar gelmez, burası biter diye öyle bir tepki geldi ki zannediyorum piyasalar için pozitif etki olur biz böyle tepki verirsek, vergi gelmez diyenlerle açısından çok daha kötü bir durum çıktı ortaya. İşlem vergisi. Sadullah yanlışım varsa düzelt. Herkes BOFA'dan şikayet ediyor. Bank of America'da. Şimdi işlem sayısı düşecek işlem vergisi geldiğinde. Bank of America belki o kadar işlem yapmayacak. Dolayısıyla trendi anlayan ve ona göre pozisyon alanlar daha para kazanacak gibi gözüküyor bende. Bilmiyorum, sen ne dersin? Ya katılıyorum söylediklerinize. O konuyu şöyle özetlemek gerekir. Dediğiniz gibi biraz sürecin işleyişi daha çok yatırımcıyı rahatsız etti öncelikle. Bundan kaynaklı bir belirsizlik vardı ki hala da aslında resmi bir şey görmedik. Hep kaynaklardan gelen haber akışlarıyla fiyatlama izliyoruz bu tarafta. Artık bunun bir vergi olmayacağı, geliri kazanç vergisi olmayacağı, işlemler üzerinden BSM ve benzeri bir alınacağı söylendi. Ancak gelinen noktada söylenen oranların, aracı kurumların ortalama komisyon oranlarına yakın bir tutar olduğunu görüyoruz. Bu da ortalama itibariyle komisyonların değişmeyeceği varsayımıyla işlem yapanların işlem maliyetlerini iki katına çıkartıyor. Burada tabii en çok etkilenecek sizin de söylediğiniz gibi yüksek frekanslı işlemler. Çünkü hızlı alıp satanlar, açıkçası piyasaya da likidite de sağlayanlar belli bir noktada. Evet. Bunların işlem sıklığının azalması, daha doğrusu getiri potansiyellerinin azalması, daha geniş bantlarda işlem yapma ihtiyaç duyacak olmaları ilk başta piyasaları biraz rahatsız etti. Bu gayet makul karşılanabilir ancak hala resmi bir açıklama yok. Hala oranlara dair resmi bir açıklama yok. İşte 10 binde 1 ila 3 arasına söyleneceğine olacağına yönelik bir gelişme var. Bunun gelip gelmediğine bakılmalı. Burada sizin de söylediğiniz gibi aslında ilk etaptaki borsada işlemler üzerinden alınacak vergi, dediğiniz gibi enflasyondan arındırılmış, örnek veriyorum bu sene sonunda enflasyon %45 oldu. Sizin Borsa İstanbul'daki getir ortalamanız yılı %35 ile kapattınız. Dolayısıyla enflasyon altında bir nominal bir getiriniz var. Reel anlamda zarar etmişsiniz. Bu yatırımcının gelirlerinden bir vergi alınmaması gerekiyor. Yani yüksek enflasyon ortamında bunu da sağlamak biraz zor. Ama bu şekilde reel kazançlar üzerinden bir vergi alınması %5 %10 arası daha sağlıklı olabilir. Nasıl para piyasası fonlarındaki o vergi istisnası uzatılmadı geçtiğimiz ay başında. Benzer bir şekilde burada da uzun süredir olmayan o şekilde bir vergi getirilebilirdi. Süreç biraz işi bozmuş gibi görünüyor. Ancak kısa vadede biraz çalkalanma yaratsa bile artık sürecin sonuçlanmasının sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Ve bunun da çok kalıcı bir etki yaratacağını beklemiyoruz açıkçası. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Buraya baktığımızda zaten yani yurt içinde piyasalar için önemli bir gündem maddesiydi. Çünkü buradaki işlem vergisinin etkileri de sonuçta yani işlem maliyetinin artması, hacimde azalma ya da likidite noktasında biraz etki edecek ya da yatırım stratejilerini değiştirme konusunda yatırımcılar tarafından özellikle işlem vergisi dikkate alınacak. Tabii bunun da olmasının iyi yanı veya kötü yanı var yatırımcılar için ama buradaki finansal piyasalardaki genelde işlem vergisi hani geldiği zaman piyasadaki düzenlemeyi ve spekülasyonu biraz daha caydırma amaçlı daha pozitif noktada da etkisi olması beklenebilir diyorum ben de. Böyle bir ekleme yapmak istedim sizlere. Evet, devam edersek hemen bir pariteye baktığımızda şimdi burada bir de şunu sormak istiyorum. Altın tarafında biz emtia tarafında nasıl bir görüntü göreceğiz? Dolar endeksi burada biraz dikkat çekiyor. Neler söylemek istersiniz? Çünkü Japon yeni de burada günümüzde aslında dolar endeksine karşılık konuşulan noktalardan biri olmuştu. Şimdi geçen hafta dolarda bir yukarı hareket gördük. O Japon yeninden kaynaklandı. Çünkü Türkiye gibi carry trade'in beklentisi olan ülkelerin tümünde Japon yeni önemli bir carry trade aracıdır. Japon yeni borçlanıp başka yatırım araçlarına, başka para birimlerine yatırım yapabilirsiniz. Onu geçtiğimiz haftalarda söyledik. Dedik ki dolar TL'de kısa vadede bir yukarı yönlü hareket görmemek lazım. Bu hareket de geçici bir harekettir. Türk lirası değer kazanacaktır. Türk lirası değer kazandı. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankamızın problemi içeriye girecek olan fazla dövizi sterilize etmek olacak. Yani ben 2 ay önce, 3 ay önce hatta bir tane mesaj atmıştım. Yani seçimlerden sonra Türk lirası değer kazanmaya devam edecek hatta hızlanacak diye. İçeri daha fazla döviz girecek diye.
Merkez Bankası döviz almayı bıraksa döviz 30'un altına gider ama Merkez Bankası döviz almaya devam edecek diye Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek de bunların aynılarını söyledi. Çünkü aklın yolu biri. Anlatılan hikayeyi anlıyoruz. Burada hep tabii burada Türkiye'de olduğumuzu siyasetin etkilerinden zaman zaman bahsediyoruz. Ama ben siyaseti çok yakında takip etmekle birlikte çok yakından altını çiziyorum. Çünkü bu anayasa değişikliği konusu partiler arasındaki hareketlilikler falan bunlara bakmak lazım. Meclis tatile de girecek. O arada bence çok dikkatli olmak lazım. Meclis tatile girdi diye siyasetle ilgili bir yani bir şey olmazı kenara koymak lazım. Ama görünür gelecekte yani sonbahara kadar ben Türk lirasında kalınması gerektiğini söylüyorum. Ama biraz önce senin de söylediğin gibi yurt dışındaki gelişmeler bunun MTI'ye etkilerini takip etmek lazım. Ne oldu? Avrupa Parlamentosu seçimleri geldi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İtalyan Başbakanı sildi süpürdü. Acayip bir sağın yükselişi var. Aynı şekilde Le Pen. Yine kadınlarımız, dünya kadınları. Hani ben pozitif ayrımcılığa çok inanıyorum ama bir şekilde yani sırf kadın diye çok iyi siyasetçidir demek çok yanlış. Acayip bir şekilde bir milliyetçiliğin güçlendiğini görüyoruz. Bu savaşlar neticesinde elbette sığınmacıların hepsi, çocuklarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz bunların hepsine çok acıyoruz. İnsan hayatına çok acıyoruz. Ama bu bilerek savaşları çıkarma ve büyük göçlere neden olma konusu dünyada çok ciddi. İşte Ukrayna'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, İsrail'de olduğu gibi büyük olumsuzluklar yaratabiliyorlar. Hem Le Pen'in neredeyse yerel seçimlerde sinir süpürmesi, hem Belçika'da olup bitenler falan bizim açımızdan da enteresan bir durumu beraberinde getiriyor. Euro dolar paritesi. Biz hani zaten Euro bölgesi faiz indirecek dedik indirdi. Parite aşağı gelecek dedik deldi ama bu kadar büyük bir Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağın yükselmesini ve paritenin çökmesini beklemiyorduk. Parite mire gidebilir. Bunu kenara koyalım. Bu bir. İkincisi parite tabii böyle hareket ettiği anda geçen haftaki hareketlerle birlikte altında, gümüşte, kriptoda bir şekilde ciddi bir dayak yedi. Ondan sonra da duruldu. Şimdi ben aynı şekilde altında ben düşüşlerin fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer döviz yatırımı yapıyorsanız kesinlikle bir miktar altınınız olması lazım. Neden olması lazım? Şundan dolayı olması gerekiyor bence. Şimdi burada önemli olan şey şu. Önümüzdeki günlerde biz eğer Fed'in faiz indirmesini bekliyorsak MTA'da büyük bir hareket göreceğiz. Önümüzdeki günlerde jeopolitik risklerin artmasını bekliyorsak ki hem İtalyan Başbakanı hem Le Pen ya bizim savunduklarımızı Trump savunuyor diyor. Yani dünyada çok ciddi Kasım ayında Amerikan seçimleriyle birlikte bir volatilite gelebilir. Bu arada Nvidia negatif video olarak dediğim gibi aşağı yönlü bir hareket başlattı. Ben piyasalarda yaz rehaveti gelmeden önce pozisyonların bir miktar ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ayarlanma da şu şekilde. Yabancı parada duruyorsanız dolarda duracaksınız. Euro'da durmayacaksınız. Yabancı parada duruyorsanız MTA alabilirsiniz. Düşüşlerde altın alınabilir. Kripto Mayıs ayını çok iyi geçirdi ama 70 bin seviyesinin üstünde çok kalıcı olamıyor. Bir miktar bence momentumu gördükten sonra pozisyon almak gerekiyor. Yani Mayıs'ta sat yit yerine Haziran'daki düşüşleri belli bir trend başlamadan pozisyon değiştirmek için kullanma mesajını veriyorum. Ne demek bu? Hisse senetleri piyasası. Bayramın belki bayramdan önceki son işlem günü bir bakalım pozisyon almak için. Öyle bir değerlendirelim. Ya bu cuma günü bir konuşalım. Ne oluyor acaba? Bir hacim var mı? Bir hareketlilik var mı? Yurt dışında bakalım bu olup bitenlerin ardından piyasalar kaldığı yerden yerine devam edecek mi? Ben o yüzden bir miktar momentum düşüşüne bağlı mevcut pozisyonlar sanki likitte korunmalı ve likitte arttırılmalı gibi diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de hisse senetleri açısından MTA'da da yurt dışında altın ve gümüş açısından bir alım fırsatları geldi. Hayır görelim, momentumu görelim. Ondan sonra pozisyon alalım. Yoksa Türk borsasında da bence yani bankalarla düşürüyor. Burası bankalarla yükselecek yine. Yine bakıldığında çok Sadullah'la konuştuğumuz belli başlı sektörler var. İşte özellikle bu F-16 konusunun ardından önümüzdeki günlerde acaba savunma sanayi. Yine aynı şekilde
yaz ayları, turizm ve taşımacılık, hava yolları gibi yerlerde belli hype'lar ve momentumlar yakalanabilir. Ama bu haftanın genelinde önemli veriler de yine olduğu için birazcık takip etmek gerekliliğinin altını çiziyorum. Teşekkür ediyorum Artunç Bey. Ben buradan hemen Sadullah sorumu şöyle soracağım. Buradan madem yurt dışı piyasasındaki görüntüyü de biraz özetlemiş olduk. Buradaki hisse, finansal tarafta hisseler üzerinde, ama bizim şimdi haftalık olarak yurt dışı piyasasıyla ilgili haftalık model portföyümüz çıktı bugün. Onu söylemek istiyorum. Neden o hisseleri ön plana aldık? Dilersen bir ondan bahset. Yurt dışında da eğer gözüne çarpan, buradaki volatiliteden etkilenen hisseler iyi anlamda nasıl yatırım yönlendirilmesi yapılabilir? Dilersen birazcık bir tüyo alalım senden istiyorum. Evet, yani model portföy tarafıyla başlayayım. Haftalık bir model portföy bu. Yoğunlukta olarak aslında hem teknik analiz hem de belli filtrelerden geçirilmiş algoritmanın çıktıları olarak seçtiğimiz 5 hisse, işte muhteşem 5'li de denebilir. Her hafta bu 5'li hisse grubunun endeks üzeri performans getirmesini amaçlıyoruz burada. Dileyenler içlerinden seçip bir iki tane de alabilirler. Dileyenler tamamını da takip edebilirler. Her hafta değişecek diye bir şey yok. Belli güçlerini korudukları sürece, sistemlerinde bir şey olmadığı sürece birkaç ay boyunca programda, bültende görebileceğiniz hisseler de olabilir. Ancak haftadan haftaya alım satım, daha doğrusu girdi çıktı işlemlerin kontrol edileceğini belirtmekte fayda var. Bu hafta da geçtiğimiz hafta başladık, bu hafta yayınlamaya başladık. O tarafta o şekilde. Bu haftakileri de işte yine hem bizim sosyal medya hesabından hem de web sitesinde görebilirsiniz. Küresel taraf için de şöyle, Artunç Bey özetledi. Yani Nvidia tarafında esen bir rüzgar var. Yani yıl sonu forward çarpanlarına baktığımızda aslında çok da büyük bir balondan söz edemiyoruz hala. Dolayısıyla oradaki rüzgar biraz orayı belirliyor hala. Ona katılıyorum. Ancak genel itibariyle bu Mayıs'ta işte sat ve git modu biraz daha dalgalı bir, yani Artunç Bey'in söylediği gibi aslında momentumun soğuduğu, içeride de ben aslında benzer bir durum bekliyorum. Bir süre bence 300 dolar, 330 dolar bu bölge arasında bence dalgalanacağımız bir yaz ayı geçireceğiz. Sonra son çeyrek bence enflasyonun seyriyle birlikte, merkezin olası atabileceği adımlarla birlikte yine bir döngüye girileceğini düşünüyorum. Yurt dışı tarafta da aslında çarşamba günü Amerika'nın, iki gün sonra Amerika'nın enflasyonunu alacağız. Mayıs ayı enflasyon verilerini. Orası o akşam aynı akşamda da Fed'in toplantısı var. Powell'ın vereceği mesajları gösterecek. Yani önümüzdeki süreç çarşamba gün gelecek veri çok önemli olacak. Evet. Piyasalar geçtiğimiz hafta cuma kapatırken istihdam verisiyle bozuldu. Riskli varlıklarda göremedik bunu, ama yani riskli varlıklarda çoğu şeyin fiyatlamasını göremiyoruz. Örnek vermek gerekirse dolar endeksi sene başında 101'di, şu anda 105'lerin üstünde. Sene başında 3.80'lerde 4'ün altında Amerikan yılı tahvil getirileri vardı. Şu anda 4.5'lardayız. Bunun ne riskli varlıklarda ne de emtialarda, değerli madenlerde özellikle göremiyoruz bunun karşısındaki fiyatlamaları. Biraz beklenti üzerinden fiyatlama, beklenti ve pozisyonlanmaları üzerinden iki sektörde, iki markette fiyatlamaları izliyoruz. Hem emtia tarafında değerli metallerde hem de riskli varlıklar tarafında. Dolayısıyla bugün çarşamba günü gelecek enflasyon verisi bence bu istihdam verisinin üstüne aslında yaz dönemindeki piyasaların seyrini belirleyecektir. Ona göre akşam, bence o akşamında da Fed Başkanı Powell konuşmasında Kasım'daki Amerikan seçimlerinden önce, yani Eylül toplantısında bir faiz artışı olacak mı olmayacak mı, bunun mesajı piyasalara verecektir. Kanada başladı, Avrupa Merkez Bankası yaptı. Önümüzdeki hafta sanırım İngiltere Merkez Bankası da bu döngüye katılacak. Fed ne kadar geç girecek bu döngüye? Bu döngünün neresinde olacak faiz indirim döngüsünün, majör merkez bankalarının indirim döngüsüne? Çarşamba gelecek enflasyon verisinde yukarı yönlü bir sürpriz görmezsek, seçim öncesi Eylül toplantısında bir faiz indirime yönelik sinyaller olabilir. Bu da piyasaları rahatlatabilir belki diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Bu hafta da çarşamba gününü heyecanla takip ediyor olacağız. Çünkü biraz daha seyrinin belli olacağı noktalardan biri olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkürler tekrardan. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşeceğiz. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.